Sedat Ergin TSK İdlib'de yeni bir konseptle mevzileniyor. İdlib'de işlerin nereye gideceği aslında geçen 5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında varılan mutabakatla büyük ölçüde belli olmuştu. Bu anlaşma 17 Eylül 2018 tarihinde yine ikisi arasında bu kez Soçi'de imzalanan bir önceki mutabakatla şekillenen ancak geçen Şubat ayı sonuna kadar süren sıcak çatışmalar sonucu geçersiz hale gelen eski statükonun yerine İdlib'de yeni bir dengenin ortaya çıktığını belgeliyordu. Önce eski statükoyu hatırlayalım. İdlib, Suriye'deki iç savaşın son aşamasına girinirken ülkenin batısında silahlı muhalefetin kontrolü altında tuttuğu son toprak parçası olarak kalmıştı. Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği Astana sürecinde İdlib 2017 yılında çatışmazlık bölgesi ilan edildi. Bu çerçevede TSK'nın 2017 Ekim-2018 Mayıs döneminde İdlib'de tesis ettiği 12 gözlem noktasıyla çatışmazlığı denetlemesi öngörüldü. Çatışmalar buna rağmen alevlenince Erdoğan'la Putin arasında varılan 2018 Soçi mutabakatı yeni bir ateşkes düzeni getirdi İdlib'e. Ancak işler planlandığı gibi yürümedi. Soçi'de kurgulanan düzen uygulamada bir süre sonra boşlukta kaldı. Esad ordusu Rus hava kuvvetlerinin güçlü desteğiyle 2019 yazından itibaren başlatılan ve adım adım ilerleyen askeri operasyonlarla Halep'i güneye doğru başkent Şama bağlayan M5 otoyolunu silahlı muhaliflerden geri almaya başladı. Rejim ordusu Halep'i batıda Laskiye'ye, Akdeniz'e bağlayan M4 karayolunu hedefleyerek kuzeye doğru yaklaşmaya da başlamıştı geçen şubat ayına gelindiğinde. Kırılma geçen Şubat ayında bir tarafında muhalifler ve Türkiye, karşı tarafında ise rejim ve Rusya'nın geri aldığı bir hatta M4 ve M5'in kesişme noktasındaki Şerakip'te yaşanan sıcak çatışmalarla ortaya çıktı. Bu sırada İdlib'e ciddi ölçüde asker sevkiyatı yapan TSK'da M4'ün altındaki bölgeye indi. Çatışmalar sürerken 27 Şubat tarihinde M4 otoyolunun 10 kilometre kadar güneyinde hareket halindeki bir Türk askeri konvoyu Rus ve Suriye savaş uçaklarının birlikte düzenledikleri bir saldırının hedefi oldu. Haritada işaretlediğimiz Albarah yerleşiminin 3 kilometre kuzeybatısındaki Balyun'daki bu saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Moskova'da imzalanan 5 Mart mutabakatı tam o noktada sahadaki fiili durumu dondurdu ve yeni statüko olarak tescil etti. Rejimin kuzeye çıkışı frenlendi. Bu mutabakatın ana mantığı A. Kuzeyden güneye inen M5 otoyoluyla doğusunu olduğu gibi ve batısında daha sınırlı bir alanı rejime bırakırken B. Doğu batı aksındaki M4 otoyolunun üstündeki bölgeyi otoyolunu ve bunun altındaki en uzak noktasında 20 kilometre derini kazanan bir alanı bu aşamada TSK'nın sağdaki askeri varlığı üzerinden muhalefet bölgesi olarak tutmasıdır. Mutabakatın önemli bir hükmü M4'ün kuzey ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor ilan edilmesi ve muhalif unsurların ağır silahlarının buradan çıkartılmasıdır. Bu düzenleme ile amaçlanan M4'ün yeniden trafiğe açılabilmesi için çevresindeki güvenliğin sağlanmasıdır. Türk ve Rus askerlerinin M4'te ortak devriyeye çıkmaları da mutabakatta öngörülmüş ve Mart ayında devriyelere başlanmıştır. Sonuç olarak Esat ordusunun kuzeye M4'e doğru çıkışı dizginlenmektedir. Böylelikle M4 otoyoluyla Türkiye sınırı arasındaki bölgede sıkışmış olan sınırlı bir kısmı da M4'ün altında muhalif grupların ve 3 milyona yakın sivilin Türkiye sınırına doğru bir toplu göç hareketi ihtimali de önlenmiş olmaktadır. Gözlem noktaları rejim bölgesinde kalınca varılan mutabakat kritik bir soruyu da beraberinde getirdi. Çoğu M5 otoyolunun doğusunda üstlenmiş olan TSK'ya ait gözlem noktaları ne olacaktı? Sorun bu gözlem noktalarının önemli bir bölümünün artık Esat rejiminin kontrolü altındaki topraklarda kalmış olmasıydı. Bugünkü yazımızı tamamlayan haritanın ana hatları 5 Mart mutabakatından 2 gün sonra yine bu köşede TSK'ya İdlib'de yeni görev başlıklı yazımızda aynen yer almıştı. Ve çatışmaların dondurulduğu aşamada TSK'nın gözlem noktalarının İdlib'de konuşlandıkları yerleri gösteriyordu. Haritada pembe renkle zemin atılmış olan topraklar 2019 yazından itibaren başlayan ve 2020 Şubat ayı sonuna kadar süren askeri operasyonlarda Esad ordusunun Rusların desteğiyle İdlib'de muhaliflerden geri aldığı alanı gösteriyor. Muhalifler neredeyse İdlib'in yarısına yakın bir alanı rejime kaybetmiştir. Moskova mutabakatıyla tescil edilen yeni statükoda bu 12 gözlem noktasından 8'i rejim tarafından çevrelenmiş oldu. Bu durum hem güvenlik riski oluşturuyor hem de bu tesislerin idamesi için gerekli olan ikmal bağlantısının sürdürülmesi de sıkıntılı bir hale geliyordu. Daha önemlisi İdlib çatışmazlık bölgesi olmaktan çıktığı için bu gözlem noktalarına yüklenen caydırıcılık ve denetleme işlevi de zaten ortadan kalkmıştı. Aslında girilen yeni dönemde rejim bölgesi içinde kalan TSK gözlem noktalarının işlevlerini kaybettiği konusunda genel bir mutabakatın belirdiği söylenebilir. Ayrıca Rusların beklentisi de bu yöndeydi. Bundan 2 ay kadar önce 23 Ekim'de bu köşede çıkan İdlib'de o zor karar sonunda alındı başlıklı yazımız İdlib'in en güneyinde bulunan Morik'teki 9 numaralı gözlem noktasının boşaltılmaya başlandığını anlatıyordu. Ve geride bıraktığımız haftalarda İdlib'de sahadan birbiri ardına gelen haberler artık rejim bölgesindeki diğer gözlem noktalarında da ciddi bir toparlanma faaliyetinin başladığına işaret ediyordu. Sonunda Reuters Ajansı geçen cumartesi günü geçtiği bir haberde adı açıklanmayan Türk yetkililerine dayanarak yeni gözlem noktasının boşaltılmış olduğunu dünyaya duyurdu. Gözlem noktalarında son durum Konuyla ilgili olarak yaptığım araştırmada karşıma çıkan tabloyu şöyle özetleyebilirim. Kuzeydoğu'daki 3 ile 4 numaralı gözlem noktalarıyla M5 otoyolunun doğusundaki 5, 8 ve güneyindeki 9 ve 10 numaralı gözlem noktaları fiilen boşaltılmış bulunuyor. M5'in doğusundaki 6 ve 7. gözlem noktalarında çekilme faaliyetleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu noktalarda kapanmış olacak. En kuzeyde Afrin'in hemen altındaki 1 ve 2 numaralı gözlem noktalarıyla M4'ün batısındaki Zeytinlik'teki 12 ile Cis Eşşur ilçesine bağlı İşşabrak'taki 11 numaralı gözlem noktaları faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar rejimin sahasında değiller. Ve en kritik soruya geliyoruz. Boşaltılan gözlem noktalarındaki TSK birlikleri nereye gidiyor? İdlib içinde yeniden konuşlanma. Bu birlikler yine İdlib'in içinde kalıyor yeni görev alanlarının M4 otoyolunun altındaki güvenli koridorla rejim bölgesi arasında muhalif grupların kontrolünde kalan ara bölge olduğu anlaşılıyor. Burası haritamızda mor zemin üzerinde kırmızı çizgilerle taranmış olan bölge. Bu yönüyle bakıldığında sahada meydana gelen hareketlilik, yer değiştirme, yeniden konuşlanma şeklinde adlandırılıyor. Gözlem noktaları modüler bir konseptle tasarlandıklarından seyyar bir şekilde başka yere kaydırılabiliyorlar. Burada vurgulanması gereken önemli bir husus var. Eski gözlem noktaları yerine göre 80 ile 200 asker arasında değişebilecek şekilde daha küçük askeri organizasyonlar ölçeğinde planlanmıştı. Yeni konseptte bu noktalarda görev yapan birliklerin birleştirilerek daha büyük ölçekli üslere dönüştürüldükleri anlaşılıyor. Bu çerçevede bakıldığında TSK'nın İdlib'de sahada bir konsolidasyona gittiği tespitini yapabiliriz. Sonuçta İdlib'de M4'ün altındaki bu tampon bölgede yoğunlaşan Türk birliklerinin sağda farklı bir konseptle yayıldıkları yeni bir mevzilenme ile rejimin kuzeye çıkışı önünde bir set çektiğini söylemek mümkün. Bu arada Türkiye'nin geçen Şubat ayında M4'ün üstünde ve M5'in batısındaki bölgeye de kuvvetli bir askeri sevkiyat yaptığını da hatırlatmak gerekiyor. Aldığım bilgiler bu düzenlemelerin önemli ölçüde Rusya ile uzlaşı içinde şekillendiğine işaret ediyor. Bu yeni durumun uygulama şansı ve bunun iddibin geleceği açısından ne anlama geldiği ayrı bir değerlendirmenin konusudur. Seda Tergin